Sayın Keskin Bayındır ve Diyarbakır İleş Başkanı Hayrettin Altun tutuklandılar. Evet. Biraz önce Keskin Başkan hakkında da tutuklama kararı verildi. 4 gündür gözaltında tutuluyorlar. Ve partinin genel merkez danışma bürosu içinde olmak üzere Ankara'daki genel merkezi ve birçok ilde eş zamanlı aynı gün aynı saatlerde bir operasyon yapıldı. Tırnak içinde operasyon adını verdi. Aslında bu AKP ve MHP'nin yargıyı nasıl kullandığını, yargıyı kendi amaçları, emelleri doğrultusunda nasıl dizayn ettiğini bir kez daha ilan etmesi oldu. Neydi? Yargıya şu konuda ihtiyacı vardı. DBP'den rahatsız oldular. Muhalefetinden, güçlenmesinden, halkın desteğinden rahatsız oldular. Ve ortada hiçbir şey yokken bir partinin genel merkezi ve il örgütleri basıldı. Bir yetki gaspı yapıldı. Her zaman olduğu gibi hukuk işletilmedi. Yasa dinlenmedi. Hiçbir mevzuat hükmüne uyulmadı. Bir partinin, hangi parti olursa olsun, genel merkezi, il örgütleri bir ilin savcılığının kararıyla, böyle keyfi bir kararıyla basılamaz. Yargıtay Başsavcılığı siyasi partilerin merkezi olarak denetlemekle ve soruşturmakla yükümlüdür, görevlidir, sorumludur. Yargıtay'ın yetkisini gasp ettiler. Ve Yargıtay'dan tabii ki çıt çıkmıyor. Yargıtay da tıpkı yerel mahkemeler gibi AKP ve MHP'nin emrinde çalışıyorlar. Sadece bir silah olarak kullanılıyorlar ve yargı yargı olalı, yasa yasa olalı hiçbir zaman, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu kadar ayaklar altına alınmadı. Bugün Demokratik Bölgeler Partisi değil de başka bir siyasi partinin genel başkanı ya da eş genel başkanı tutuklansaydı, 4 gün gözaltında tutulsaydı, Türkiye'de ister muhalif, ister yandaş medya olsun, bütün kanallar saatlerce, günlerce canlı yayın yapardı. Bakıyoruz haberlere, tek bir satır haber geçmiyor bile. Görünmez kılıyorlar. Türkiye'de kendisine muhalifim diyen, AKP, MHP totalitarizmine karşıyım, tek adam rejimine karşıyım diyen herkese, demokrat olan, insan haklarından, hukuktan, adaletten yana olan herkese Diyarbakır Adliyesi'nin önünden sesleniyorum. Demokratik Bölgeler Partisi bu ülkede 104 belediye kazanmış bir partidir. Milyonlarca oyu olan bir siyasi partidir. Kürt halkının en büyük desteği verdiği partidir. Ve Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi'nin, partimizin en büyük bileşenidir. Ve Türkiye'de Kürt meselesi çözülmeden hiçbir meselenin çözülemeyeceğini ifade eden ve bu uğurda çok büyük bedeller ödeyerek mücadele eden bileşenimiz olan Demokratik Partisi'nin tabii ki yanındayız. Tabii ki birlikteyiz. Bu mücadeleyi bugüne kadar da birlikte yürüttük. Diğer bileşenlerimizle olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüteceğiz. Keskin Bayındır'ın tutuklanması sakın ola ki birileri tarafından alelade öylesine bir soruşturma olarak değerlendirilmesin. Biz dosyanın her bir satırını Türkiye'de herkes kabasına katıldınız. Mitinge gittiniz. Sizin evinizde bir dergi ve kitap bulundu. Siz röportaj verdiniz diye utanç verici, bizim için değil, bunu soran ve sorduranlar için utanç verici sorularla bir partinin eş genel başkanı tutuklandı. Bir siyasi partinin genel başkanı röportaj vermeyecekse, bir demokratik kurumu ziyaret etmeyecekse, bir mitinge katılmayacaksa, basın açıklamasında konuşmayacaksa ne yapacak? Bunun cevabını
versinler. Herkes iktidar gibi düşünmek zorunda değil. Biz muhalefetiz ya. Sizi oradan düşürmeyi başaracak olan muhalefetiz. Sizi oradan indirecek olan muhalefetiz. Bu ülkenin geleceğinin anahtarı HDP'nin elindedir. Ve bileşenlerinin elindedir. Evet, son günlerin en popüler konusu biliyorsunuz İstanbul'da İmamoğlu'na işte ceza verilmesi ve hakkında bir soruşturma dosyası açılması. O da bu planın bir parçası. Tabii ki İmamoğlu çok sonra geldi. Burada, bu bölgede, Kürt illerinde 10 yıla yakındır zaten irade gasp ediliyor. Kayyımlarla yönetiliyor bu iller. Bütün bölge kayyımlarla yönetiliyor. Ama buna rağmen halk iradesinin arkasında duruyor ve durmaya devam edecek. Seçim çalışmalarını partilerin genel başkanlarını tutuklayarak, kayyım atayarak, partimize kapatma davası açarak, her gün yeni gözaltılarla yürütecek olanlara kötü haberimiz var. Sizin bu yaptıklarınız bize vız gelir, tırs gider. Emin olun, emin olun. Biz asla ve asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Ve bu mücadeleyi nasıl olursa olsun, demokratik siyaseti, demokratik muhalefeti dosta da düşmana da göstereceğiz. Ve daha da büyüyoruz, daha da güçleniyoruz ve dayanışmamızı daha da büyütüyoruz. Keskin Başkan'ın herkese selam ve sevgileri var. Ben de Halkların Demokratik Partisi adına kendisine ve DDP'ye birlikteyiz, yan yanayız ve mücadelemize devam ediyoruz. Öncelikle sabahtan bu yanadır aslında artık adalet yerine zulm yayan Diyarbakır Adliyesi'nin önünde sizler de beklediniz. Ve herkesin bildiği gibi biz de adliye sarayları birilerinin sarayını korumak için adalet sağladıklarını zannediyorlar. Ama dönüp bu halkın kararlılığına baksınlar. Ama dönüp bu halkın demokratik siyasette ısrarına baksınlar. Evet, bugün burada bir kez daha bu devletin, bu iktidarın Kürt düşmanlığının hangi boyutta olduğuna bir kez daha tanıklık ettik. Kürt düşmanlığıyla aslında iktidarlar kendini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ama iktidarların kaybetmesinin sebebi de yine Kürt düşmanlığıdır. Evet, bugün burada bir hukuki karar vermediğini herkes biliyor. Bu iktidar da biliyor. Burada karar veren kendilerini savcı, hakim olduklarını ama nereden talimat aldığını çok iyi bildiğimiz onlar da biliyorlar. Talimatla siyasi kararlar vermek için Adalet Sarayı'nda o koltuklarda oturuyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Halkımız da biliyor. Kürt halkı çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu kararın hukuki bir karar olmadığını, siyasi bir karar olduğunu, bu iktidarın kaybettiğinin ve kaybetmesinin kendine gerekçeler oluşturarak kendini iktidarda tutmak için yargıyı, hukuku, kolluğu nasıl kullandığının bir göstergesiydi bugün gördüğümüz. Evet, bu karar siyasi bir karardır. Ama bu siyasi karar bu iktidarın kaybetmesine sebep olacak bir karardır. Çünkü bu iktidar ne yaparsa yapsın, bu iktidar kimlerle faşist ittifak kurarsa kursun kaybetmiştir zaten. Bu kadar çaresizliği, bu kadar içinden çıkılmaz krizlerinin tam da sebebi Kürt sorununu ısrarla çözümsüzlükte ısrar etmesidir. Kürt sorununu çözmeyenler çözülmüştür. Bu iktidar, bu faşist ittifakta bugün çözülmüştür. Burada verilen karar bunun tam da göstergesidir. Eften püften sorularla, gözünün üstünde kaşın var gerekçeleriyle bugün
eş genel başkanımız ve Diyarbakır il eş başkanımız tutuklandı. 15 arkadaşımız gözaltındaydı. 13 arkadaşımız adli kontrolle bırakıldılar. Çünkü dosya bomboş. Bir algı oluşturmak istediler ve bu algıyı da Kürt halkının düşmanlığı üzerinden oluşturdular. Ama bu algının altında kendileri kaldı. Çünkü artık algılarla da bir yere varamıyorlar. Artık verilen kararların absürt şeyler olduğunu onlar da biliyor. Evet, kaybetmişler. Kaybettikçe daha çok saldırganlaşıyorlar. Kaybettikçe daha çok şiddete başvuruyorlar. Kaybettikçe daha çok Kürt düşmanlığı, halklar düşmanlığı yapıyorlar. Ama şunu çok iyi bilsinler ki bugün tarihi çöp sepetleri Kürt düşmanlığı yapanlarla doludur. Bu iktidarın yeri de tarihi çöp sepetidir. Buradan söylüyorum. Ve eş genel başkanımız da, il eş başkanımız da giderken Berfa'dan Jiyan'dır dediler. Biz de buradan Berfa'dan Jiyan ediyoruz. Berfa'dan Jiyan. Berfa'dan Jiyan. Berfa'dan Jiyan. Berfa'dan Jiyan. Tek birimiz bile kalırsak, tek birimiz de kalırsak bunda ısrar edeceğiz. Onlara göre Kürt siyaset yapmasın. Onlara göre Kürt konuşmasın. Onlara göre Kürt kurumlarını kurmasın, demokratik siyaset yapmasın, nefes almasın. Ama size inat, size rağmen biz demokratik siyaseti de yapacağız, kurumlarımızı da oluşturacağız, örgütlenmemizi de büyüteceğiz. Her yerde, her alanda mücadelemizi büyüterek sizlerin gidişinizi, sistemin alaşağı edilmesinin vesilesi olacağız diyoruz. Bir kez daha sonuna kadar direneceğimizi ve sonuna kadar özgürlüklerin, demokrasinin bizim mücadelemizde olacağını söylüyorum. Bütün gelenlere de teşekkür ediyorum. Dünyada, dünyada kazananlar.